Arkadaşlar Diyet Adamı kanalından herkese merhaba. Ben Ayber Kaya. Biliyorsunuz Duru 67'de çalışıyordum. Talihsiz bir kaza yaşamıştık. Duru 67'deki molalarımızı, balık avlarımızı kaydedip sizlerle paylaşmak için bu kanalı açmıştım. Birkaç çekim yapmıştım. Bir tanesini paylaşabilmiştim sizlerle. Sonrasında kaza geçirmiştik. Kaza sırasında mümkün olduğunca kaydedip sizlerle paylaşmıştım. Daha sonrasında da bir aydan biraz fazla bir süre kurtarma çalışmalarına katılmıştım. O sırada da mümkün olduğunca kayıtlar alıp sizlerle paylaşmıştım. Sonrasında da reis, artık senin yapacağın bir şey yok burada, senlik bir iş yok. Gidebilirsin demişti. Ben de oradan ayrılmıştım. Reisler ben ayrıldıktan sonra bir sene kadar daha reis ve Murat abiden bahsediyorum. Soy isimlerini söylemem doğru olur mu bilemiyorum. O yüzden paylaşmıyorum. Ceyhun Reis, Murat abi diye söyleyeyim ben size. Murat abi de onun ortağı, yoldaşı, arkadaşı. İkisi birlikte orada bir yıldan fazla bir süre işte gittiler, geldiler, denediler. Farklı farklı metotlarla çıkartmayı denediler. Kayın bulunduğu yerde çok ters bir yer olduğu için sağına soluna iskelesine sancağına doğru düzgün bir kayık yerleşip müdahale edemiyor. Tam iki mendireğin en dar noktası. Çekimlerde ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama zor bir noktadaydı. Ama sonunda kayığı sudan çıkarttılar. Bana da sağ olsunlar. Murat abi kayık çekilirken birkaç görüntü almayı başarmış. Bana gönderdi. Ben de birazdan sizlerle paylaşacağım. Ama şimdi ilk önce izleyeceğiniz görüntü, ben oradan ayrılmadan bir gün önce çektiğim görüntü olacak. Sonrasında da şu anki halini paylaşacağım. Kayığımız bu halde bekleyişine devam ediyor. En kısa zamanda buradan kurtaracağız. Liman içinde bir çekek yaptık. Ama belki bir plan değişikliği yapıp şurada gördüğünüz kumsala çekebiliriz kayığı. Bir B planımız var. Duruma göre. Mümkün olduğunca detaylı bir şekilde çalışmaları aktarmaya devam edeceğim. Evet, çekimleri aktarmaya devam edeceğim demiştim ama dediğim gibi reis sen artık git deyince ben de evime döndüm. Kayık orada çok uzun süre kaldı. Bir yıldan fazla. Bir yıl iki ay kadar. Yani 400 günden fazla. Tabii bu kadar süreç içerisinde kayık fırtınalar yedi. Orada çok ciddi dalgalar vuruyor oraya. Tabii bu fırtınalar sırasında kayığın metal aksamı dışında, benim gönderilen videolardan anladığım kadarıyla metal aksamı dışında her şeyi deniz sökmüş gemiden. Döşemelere kadar sökülmüş. Ama Ceyhun Reis'le Murat abinin toparlayamayacağı bir durum olduğunu sanmıyorum. Kolay değil. Kesinlikle kolay değil. Çok büyük işçilik var, çok büyük masraf var. Ama dediğim gibi Ceyhun Reis'le Murat abinin bu işin altından kalkabileceğini düşünüyorum. İnşallah kayığı suya verecekler ve 2024 balık sezonuna bile bismillah diyeceğiz hep beraber. Kayığın son halini şimdi izleyeceksiniz.
razı olsun. Daha bir şey olmaz, daha bir şey olmaz. Çek usta, dibine kadar çek. Bu parkın lastiğini vereceğiz, tamam mı? Kayığın son hali de bu. Açıkçası ben ilk gördüğüm zaman üzüldüm. Ama altın çamura düşse de değerinden bir şey kaybetmez. Ben inanıyorum ki Ceyhun Reis'le Murat abi bu kayığı tekrar suya indirecekler. Murat abi zaten tersanesi var Murat abinin. Kendi gemi inşa ediyor. Ben zaten ona demirlere fısıldayan adam diyorum. Çünkü demir parçalarıyla yaptığı şeyleri gördüm. Mükemmel işler çıkartıyor. Duru 67'nin de altından gidip üstünden çıkacağına inanıyorum. Kayığı tekrar suya indirdiklerinde ben de eğer Ceyhun Reis ve Murat abi gel çalışalım derlerse gidip onlarla çalışacağım ve yine izin verirlerse Duru 67'de mollarımızı çekip sizlerle paylaşmayı istiyorum. Tabi dediğim gibi izin verirlerse. Vermezlerse canları sağ olsun. Sonuçta işimizi yapmaya gidiyoruz orada. Son olarak da ben uzak yol kimyasal tankerinde çalışıyorum. Gemi adamı olarak. Güverte personeli. Bir kontrat attım bu süreç içerisinde. Bu kayığın suda olduğu süreç içerisinde bir kontrat attım. Ve firmamızın İstanbul Tuzla Tersaneye gemileri geliyor. Tersane süreçlerinde de gemide çalışıyorum. Ortadaki deneyimlerimi de paylaşmak isterdim ama çok katı kurallar var bunun hakkında. O yüzden görüntü alıp paylaşamıyorum maalesef. Ama bazı özel durumlar var. Bunları paylaşmamda sakınca olmadığını düşünüyorum. Çünkü internette görüyorum, örnekleri var. Kendi kameramda falan yani paylaşımlar yapabiliyorum. Fırtınaya girdiğimizde falan kameramda bir çekim yapmayı düşünüyorum. Paylaşmayı düşünüyorum bu tip deneyimleri. Bir de bazı gemici düğümleri falan var. Bunlarla ilgili bir video paylaşmayı düşünüyorum. Güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Gerek Duru 67'de tekrar suyu indirdiğimizde çekip paylaşacak olduğum şeyler. Gerek gemide çekip paylaşacak olduğum şeyler. Güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Çok fazla sık video atamıyorum. Maalesef. Bu yüzden affınıza sığınıyorum. Boş şeyler paylaşmak istemiyorum açıkçası. O yüzden çok sık paylaşımlar yapmıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle.